Ya kızım bıraksana. Tövbe ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Sağ ayağınıza gidin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mıhtı baba. Sevgili Mıhtı baba, biz bu saatte gelebildik. Affet bizi. İşte iş güç, malum durumlar. O yüzden bu saatte geldik. Kızlar çabuk bağlayacaklar. Dua edeceğiz. Ondan sonra biz gideceğiz. Sen hiç rahatsız olma, keyfini bozma, tamam mı? Astur! Ya Allah! Anam! Dur! Neydi o? O neydi? Olacak sabahtan beri çen çen kızdırdın mı mübarek adamı? Abla adam denmez günah. Ha, neyse işte anladın sen. Ben dedim size kızdırdık Mıhtı babayı. Hadi hemen amin amin gidelim. Ne yapacağız peki? Ne yapacağız? Ne oldu abicim ya? Ya Sayko gene ne oldu ya? Abicim dışarıdan gelen sesleri duymuyor musunuz siz ya? Oha! Sende de ne kulak varmış arkadaşım. Oğlum sen bu gürültüde dışarıdan gelen sesleri mi duydun? Sen hakikaten Sayko'sun ha. Abicim bahçede birileri var. Hırsız olabilir. Nasıl ya? Hırsız. Lan. Oğlum şuraya. Lan lan. Dur. Dur. Şurada biri var. Boylazlar olmasın bunlar? Gene sert çocuk bir şeylerin peşinde olmasın lan. Amanç. Bizden intikam. Acaba açsak mı? Aa, bence açmayalım. Ben onları yapacağımı biliyorum. Gelin benimle. Bu sefer görürsünüz. Kıvırcığım, Mıhtı baba başında dikilmemizden çok hoşlanmadı herhalde. Biz bir an önce duamızı bitirelim, gidelim. Ben yavaştan tırsmaya başladım Kıvırcığım. Tamam be, tamam. Üf. Hava mı soğudu? Yoksa Mıhtı baba bize doğru mu üflüyor? Anam! Abla, ben de üşüdüm. Hadi gidelim abi, hadi, hadi. Ay, sizin de zaten bir yere gelen de kabahat ya. Lan babacığım, yürü. Evet, başladı. Hocam daha... Başla. Hocam kartı yine... Yeni... Başladı. Ay ama Osman doğru söylüyor hocam. Rakibiz buradaydı. Tamam, anlatıyorum şimdi. Yüksel, hani bizim aramızda olan var ya... Osman Hoca? Ya yok, öyle değil. Hani bir düşün. Belgin Hoca? Onu niye sorsunlar burada Yüksel'cim? Ya Metin, niye heyecan yapıyorsun? Başka şekilde anlat. Bu bir his. Başka bir şey. Evet. Saygı. Yok, daha yoğun. Hani bizim aramızda olan vardı. Hani ilk görüşte... Bitti. Aşktı Yüksel ya, aşk. Sen bana ilk görüşte mi aşık oldun? Siz sonra konuşalım Yüksel'cim. He, sonra konuşur sıra bizde zaten. Dur ha, anlatıyorum. Bunlar 12 taneler. 12 dev adam. Değil. 12 havari. Yok değil. Benim doğum günüm ne, hangi ay? 12'si. Ne? Ay. Evet, o. Ayları say. Temmuz, Şubat. O değil. Bak bekle, dinle. Bir şarkı var. Bekletme ne olur, dayanay gel. Hani Alpay vardır. Alpay mı? Psikopat. Hocam ne diyorsunuz siz ya? Bitti. Hocam ne bittisi ya? Ben burada canımın derdindeyim. Siz yaparken iyiydi ama. Efendim sizin eski kocanız Alpay yok mu? Hocam ne diyorsunuz siz? Ben Eylül'ü anlatıyorum burada. Bırakın efendim, bunlar bahane. Yok bekletme ne olurlar falan filan. Yoksa siz hala gizli Alpay'la mı görüşüyorsunuz? Osman, bak Alpay yok mu şarkıcı Eylül'de geli söylüyor. Al kelime de Eylül'dü. Yoksa Eylül için randevulaştınız mı? Ay pis. Aslında biz de kalksak ne kadar iyi olacak değil mi? Yani hem misafiri makbule erken kalkandır değil mi Metin'ciğim? Doğru söylüyorsun. Belgin Hocam? Kalkalım hocam.
Çok sağ ol. Bayağı yardımcı oldun. Yani sayende sınavdan geçeceğimi biliyorum. Ben senin iyi bir not alacağını biliyorum. Ama bugün çalıştıklarımızın üstünden geç, tamam mı? Tamam, geçeceğim. Eve bırakayım mı seni? Sağ ol, teşekkür ederim. Binelim şuradan bir taksiye. Hadi görüşürüz. Sen göreceksin Duran'ın öyle herkese mavi boncuk dağıtıp ayran yumruk yapmak olmuyor işler. Ya oğlum ne yaptınız ya? Fırat abi nereden bilelim biz sizin olduğunuzu? Ya biz dışarıdan sesler gelince Poyrazlar sandık onları da. İyi de canım insan bir bakar Allah Allah. Hiç Poyraz'a benzeyen bir halimiz var mı? En çok da herhalde Pakize'yi benzettiniz. Baksana sırılsıklam oldu kız. Yani şimdi abla siz bizim bahçedeki Mıhtı Baba hikayesine baya baya inandınız yani. Evet. Ya biz o hikayeyi eve gelen kiracıları korkutmak için uydurduk. Demek ki rolümüzü çok iyi oynamışız. Ama ben dedim değil mi kardeşim? Benim ruhumda oyunculuk var zaten. Oynamışsınız, oynamışsınız. Kıvırcığım, senin yüzünden bu veletlerin diline düştüm ben ya. Mıhtı Baba'ymış. Bak size, sen hep soktun Aylin ablanın kafasına bu Mıhtı Baba işine. Ha, benim de suçum oldu şimdi. Ay tamam be, yeter sağlı sollu. Kafamı şişirdiniz. Ne yapalım, sahte ise sahte. Gerçeğini bulur gideriz Allah Allah. Ay ödüm koptu ya. Günaydın. Günaydın hocam. Günaydın çocuklar. Günaydın hocam. Günaydın hocam. Hocam kahvaltı etmediyseniz simit almıştım. Birlikte çay simit keyfi yaparız diye. İyi düşünmüşsünüz hocam. Buyurun. Çok teşekkürler Zehra hocam simitler için. Rica ederim, afiyet olsun. Hocam Bahadır'la aranız nasıl oldu? Aldığınız hediyenin bir faydası oldu mu yakınlaşmanıza? Oldu hocam. Bir faydası oldu ama oğlum Bahadır benimle bir duygusal bağ kurmak yerine başka türlü bir fayda düşünüyor sanki. Nasıl yani hocam? Zehra hocam sanırım Bahadır beni kullanmaya karar verdi. Nasıl yani? Benden maddi anlamda. Yani babası olarak değil de zaafımı kullanarak bir fayda düşünüyor sanki. Çok tatsızmış hocam. Siz ne yapmayı düşünüyorsunuz? İzin vereceğim hocam. Oğlumun beni kullanmasına izin vereceğim. Eğer beni oğluma yaklaştıracak neden buysa, yani bu anlamda bir işe yarayacaksa ona bile razıyım. Galip kolunuz geldi. Ah, ya ben de dedim bunlar neden peynir istiyor diye ya. Galip. Şey, simitler de mis gibi kokmuş hocam. Hadi ver şunu ver. Başka da isteğiniz var mı hocam? Çıkabilirsin galiba. İyi. Buyurun hocam.
Nasıl yani ya? Vallahi Elif Bey'imle ilgili tereddüte düştü galiba. Hadi canım. Yani babasının son sözleri o gevşekle evlenmeyeceksin olmuş. Sen misin gevşek? Bana öyle dedi de tanıştığımızda gevşek. Allah Allah. Yani Elif'in seninle evlenmesini istemiyor. Bir nevi vasiyet yani. Maalesef. Bir de gevşek mi dedi sana? Hocam özür dilerim. Bu acı haberden sonra biraz yersiz oldu. Çok özür dilerim. Ama komik değil mi ya? Vallahi ben de şaşırdım ya. Elif Hoca ne düşünüyor? Vallahi zaman gösterecek. Şimdi tabii annesi de yatakları düşünce mecburen onun başında kalacak. Hocam geçmiş olsun gerçekten. Sağ ol. Hoş geldiniz hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Ben şimdi bütün sıraları, panoları, perdeleri kontrol ettim. Her köşeyi didik didik aradım. Bir tane kopya izine rastlamadım. Bütün çocuklara da kameraları, telefonları kaldırın dedim. Yani gönül rahatlığıyla sınavınızı yapabilirsiniz hocam. Sağ olun abi. Eyvallah. Gevşek. Surat affran kime? Allah Allah. Hep kopya çekerken yakaladın ha? Hem de nasıl yakaladım? Olacak iş değil. Dur sen, ben onları yapacağımı biliyorum. Bu durumun internette yayılması skandalı, okulun gündemi oldu hocam. Müdür yasaklayacağım diyor internet okula. Her şey yasaklamadan başka bir çözüm bulmak lazım ama bakalım. Haklısın. Hadi ben derse giriyorum, görüşürüz. Hadi iyi dersler. Vay! Çok yakışmış kamyon. Davul bile dengi dengine tabii. Bana bak sert çocuk. Sen kaşınıyorsun galiba. Kaşınca da olay çıktı oluyor sonra. Kaşıman mısın kardeşim sen ha? Ya baldır bacak güzeli. Bence sen hiç konuşma. Ya konuşursa ne olurmuş ya? Siz gayet iyi biliyorsunuz sonunda. Çarparım. Oturun oturun. Bunlar ne? Müdür bey bize ceza verdi hocam. Ne cezası? Hocam internet olayını duymuşsunuzdur herhalde. Duydum. İşte hocam o yüzden de maçta böyle ton ton ve sevimli şekilde bizi destekleyecekler. Tamam keseceğim odayı. Bugün sınav var biliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Kaldırmayın kitapları. Ama hocam sınav var demediniz mi? Evet ama defterinizi kitabınızı kaldırın demedim. Defterler kitaplar dursun. Öyle yapacağım sınavı. Ama hocam. Ne var Ömer? Hocam siz sınav var deyince defterle kitabımızı getirmedik ki. Tamam yetkili de getirenler getirmeyenlerle paylaşsın olsun bitsin. Tamam. İsteyen hatta bacağına yazdığı kopyaya bile bakabilir. Çok komik. Hocam özür dilerim. Yeterince rezil oldum zaten. Sonra konuşacağız o konuyu seninle. Dur şunları bir dağıt ver hadi. İsteyen hatta bacağına yazdığı kopyaya bile bakabilir. Çok komik. Hocam özür dilerim. Yeterince rezil oldum zaten. Sonra konuşacağız o konuyu seninle. Dur şunları bir dağıt ver hadi. Paylaş dedi paylaş. Bir tane oldu bir tane. Sizin de başınız sağ olsun Kenan hocam. Elif hocanın durumu nasıl? Yani çok iyi değil tabii. Ama alışacak, yapacak bir şey yok. Doğru. Umarım az bir hasarla atlatır. Umarım. Müdür bey, ben buraya başka bir şey konuşmaya gelmiştim. Öyle mi? Buyurun. Sizi dinliyorum. Bu internetle ilgili alınan yeni kararlar. Evet. Şimdi çocukların derse telefonlarıyla ya da tabletleriyle girmelerini engellemek doğru bir karar ama herkesin internet erişimini engelleyemeyiz tabii. Yani? Yani bunun için denetimimizin daha güçlü olacağı bir sistem geliştirebiliriz. Evet bence de ama nasıl olacak bu iş hocam? Yani bu konuda da bir öneriniz vardır mutlaka. Var tabii. Okulumuzun internet sitesini daha aktif hale getirebiliriz. Yani şu andaki durumuyla çok yeterli değil tabii. Ama daha kullanışlı bir arayüz hazırlayabiliriz mesela. Yani bunun için ben öğrencilerden de destek alabilirim. Peki. Tamam.
Ama o zaman bu güncellenecek yeni sitenin sorumluluğu sizde olsun o zaman. Zira bu internet konusunda yeni bir skandal istemiyorum. Horaz, ne yapıyorsun? Biraz daha dikkatli olsana. Hocam kafa mı kaldı ki? Bu gürültüden kendi sesimi bile duyamıyorum. Ya hocam gerçekten çok kötü çalıyorlar. Hocam bir de şu kıyafetleri nedir ya? Görüntü kirliliği yani. Ne oldu hocam? Arkadaşlar siz dışarıda çalışsanız olur mu? Yani buradan kovulduk mu hocam? Yok canım da yani biz antrenmanı bitirene kadar siz dışarıda çalıştıklarımızın üzerinden geçin. Sonra ben gelirim, beraber çalışırız, olur mu? He. Anladık hocam. Tamam. Hocam biz o kadar kötü mü çalıyoruz? Anladık hocam. Hadi beyler. Hadi. Şunların haline bak. Rezil olunmaz. Rezil de olur. Şişt. Beyler hadi alın pozisyonlarınızı. Kamera için sağ olun ya. Rica ederim de